Hamza hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın, iyisin inşallah? İyiyim abi, sen nasılsın? Eyvallah. Hamza nerede oturuyorsun kral? Kocaeli'de, baş iskelede. Baş iskelede. Evet. Yani baş iskelesin neresinde? Baş iskele... Baş iskele Yeniköy. Yeniköy. Evet. Yeniköylüsün. Evet. Doğma büyümeli oralı mısın? Doğma büyüme oralıyım abi. İyi maşallah. Çekilişten kuş çıktı. Evet abi. Helal be. Yaş kaç kral? 12. 12. Kaç? 12. 12. Kaça gidiyorsun? 7. 7'ye. Bizim Ahmet Yusuf'tan bir yaş büyüksün o zaman. Ahmet de hasta, evde yatıyor. Geçmiş olsun abi. Sağ ol. Nasıl, kuş var mı sende? Var abi, 50'ye yakın kuş var. 50 tane falan. Maşallah. Ne besliyorsun? Kostüm kuş abi. Ağırlıklı kostüm kuş bakıyorum. Neler var mesela kadroda? Miro var abi. Miskiler var. Kostüm miski. Ondan sonra bir şebaplar var. O öyle abi, yani onları üretiyorum. Anladım. Miro nasıl, iddialı mı Miro'ların? Miroların güzel abi. Valla. Evet abi, seninki mesela bekliyorum. İnşallah. Arka tepe Miro var mı mesela elinde? Yok abi, arka tepe yok da düz bendekiler. Anladım. Ama pasları falan olmuyor yani abi, güzel kuşlar. Eyvallah. Bana hediye mi getirdin gelirken? Evet abi. Ne var bunun içinde kral? Hollanda lok tavşanı abi. O yeme. Bu yeme kuru yonca mı bu? Onu bilmiyorum ha, abi. Aynen. O pet shop'tan aldı bana. Şöyle abi. Çok güzel vallahi ya. Senin bu şeylerin yanına koyarsın. He? Bunların yanına koyarsın ya. Bunların yanında yaşar. Şöyle bir poz ver bakalım şu yakışıklı tavşanına şöyle. Şu kaldır bakalım Hamza. Bunun dişisi, dişi midir, erkek midir, nedir bu? Dişi. Dişi. Anladım. Çok teşekkür ederim. At istersen onların içine. İnşallah saldırmazlar birbirlerine. Bir şey yapacağım demiyorum. Benziyor böyle. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Bakayım nasıl tepki verecekler. Dur. Herhalde anlaşırlar. Anlaşırlar abi. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum yani. Aynen. Sulukları falan da getirdim. Çok teşekkür ederim. Falan da. Şunlar değil mi? Evet. Onu nasıl koyarsın? Yanında da. Anladım. Sen aslen nerelisin Hamza? Aslen doğma büyüme benim. Kocaeli'sin. Aynı benim gibi ha. Aynen. Ben de aslen Eskişehir'im ama buranın çocuğum. Nasıl, kanal takip ediyor mu? Takip ediyorum abi. İyi. Pik odayının şeyini atmıştım. Aynen. Onu zaten pik odayından bayağı kuş aldım. Onu da şey diyeceğim. Ama gerçekten bu civarda en hareketli güvercin dükkanlarından birisi değil mi? Yani girdiğin zaman bir gözün gönlün açılıyor. Aynen. Çeşit hayvanları görebiliyorsun. Aynen. Çok yani bir kuş aradığın zaman genelde bulabiliyorsun orada gittiğin zaman. Allah başımızdan eksik etmesin Fiko dayı. Birkaç kere kalp krizi geçirdi ama aynen, o hastaydı zaten aynen. gittiğimde benim de. Devrilmedi maşallah. Şimdi Hamza, şu birinci çıkan talihli şu kırmızı takımı aldı kardeşim. Beğendi. Tamam abi. Onlar inşallah yarın Tekirdağ'a gidecek. Şu siyahlar hazır takım. Tamam. Veya senin kümesinin durumunu bilemem. Şu kırmızı mesela dişi diye biliyorum. Tamam. Sarı erkek, şu mavi büyük genç olan erkek. Siyahların ikisi takımdı değil mi abi? Siyahlar hazır takım. Onların ayağı sakat olan da var demiştin ama onlardan mı bak geldi? şu sol ayağı şey yapıyor da yani sıkıntı çıkarmaz diyorsun. ya sen zaten kuşçusun. Şimdi Bak. onlar sağa sola çok çarpıyor içeri girince Hamza. Yani çok ürkekler bu postalar. Bilirsin az çok. Mesela şu tek dişinin baş parmağında şiş var. Yani işi bilen adam onu da yapar. Tedavisini yaparız yani. Yani bak o dediğim gibi bunu dişi diye biliyorum kırmızıyı. Siyahlar hazır takım. Kırmızılar gitti. İstediğin veya yukarıda bak mesela çok bir erkek var, mavi kanat var. Bir de şurada bir mavimiz var. Bu da çok iri olacak bu kuşumuzda. Şimdi takdir senin, hangisini istiyorsan al. Ben siyah takımları alayım Tamam, abi. al kardeşim. Bak abi çok çarpıyorlar sağa sola. Al erkeğini de al. Ver bakayım onu. Bu erkeği sanırsam. He, o dişisi. Baksana abi çok çarpıyorlar sağa sola ya. Bunu
Tamam, at onun içine. Hayırlı uğurlu olsun. Nasıl, irilikleri falan güzel mi? Kuşlar çok güzel abi. Güzel değil mi? Evet abi. Bir bak bakalım sağına soluna, bir yokla bakalım. Bir... Kuşların var abi, bir sıkıntısı yok zaten. Elimde. Sen kuşçusun ya maşallah, kuşun tutuşundan belli. Kuşların da nereye, ele avuca sığmıyor zaten, baksana. Hayırlı olsun. Sağ ol abi. İnşallah üretirsin bol bol. Üretiriz abi ya. Eğer kuşlar iyiyse. Sıkıcı. Yani hazır işler bunlar yani, zaten. Yani işler tekli. Abi baksana yerinde durmuyorlar. Zapt edemiyorsun ya. Nasıl? Öyle de güçlüler de. Hamza senden bir ricam var. Mahalledeki bütün arkadaşlara, okuldaki herkese abone et. Olur mu kardeşim? Tamam, zaten destek olun. Kuşçu olan herkes zaten bizim köyde seni takip ediyor. Tanıyorlar zaten, biliyorlar herhalde. He. Aynen abi, seni takip ediyorlar zaten, sıkıntı yok. Ben de seni tanıdığıma çok memnun oldum gerçekten. Ben de memnun oldum abi. Cemal abi var abi, tanıyor musun Cemal abi? Yeni köylü Cemal abi. Evet, o da bizim mahallede oturuyor abi. He, Cemal abiyi biliyorum, buralara mezata falan geliyor arada sırada o. Aynen. Onun yeri daha müsaitmiş galiba değil mi? Kesin çok güzel abi. Kocaman bir yeri varmış. Aynen böyle çiftlik gibi mi? Ben daha önce gitmedim ama. Çünkü mesela kendi evinin çatısında. Güzel bir yeri var. Bir de şeyim var onun. Damızlı kümesi var ayrı. Derneği de var onun. Derneği de var. Derneği de var. Derneği. Benden de selam gönderin Cemal abiye. Nihayetinde aynı semtin insanlarıyız. Aynen. Aynı bölgenin insanlarıyız. Aynen. Geldiğin için tekrardan çok teşekkür aynen ederim. Vallahi seni tanıdığıma çok memnun oldum. Çünkü biraz Gebze, sizin yer biraz ters kalıyor. Evet abi. Denizin öbür tarafındasınız. Bir saatlik yoldan geldik. Aynen. Denizin öbür tarafındasınız. Aynen. Benim gelmem zor olurdu. Sen geldin. Seni tanıdım. Allah bin kere razı olsun kardeşim. Sen nasılsın abi? İyisin inşallah. Sağ olasın. Allah razı olsun. Hamza kaç tane çocuk var? İki. Bir tane de kızım. Büyük mü Hamza'dan, küçük mü? Küçük. Küçük. Kaç yaşında? 10. Nasıl, anlaşabiliyor mu Hamza? Anlaşamıyor, sıkıntı yok. Anlaşamıyorlar. Anlaşamıyorlar mı? Anlaşamıyor. Ne bileyim hani yaşıt erkek olsaydı belki çok çatışırlardı ama. Biraz çatışıyorlar ya. Yani. Allah Allah. Aynen. Hanginiz gücünüz yetiyor? Tabii yeter abi, o benden küçük bir de kız. La öyle deme, ben küçükken kız kardeşimden dayak yiyordum. Benden bir yaş küçük kız kardeşim var. Onun gücü yetmez abi. He vallahi ben dayak yiyordum. Hatta şöyle, benim dövemediklerimi o dövüyordu. Vallahi çok fena. Duyamıyor, vuramıyor onu. He. O yüzden biraz daha eziyor bunu. Anladım. O da gücünü yettiğince. Ama kız kardeş yeri de bir farklıdır. Tamam abi. Ne bileyim bir çay getirirse mesela sana. O büyüyünce kıymetini anlar. Değil mi? Evet. Şimdi belki fazla bir şey yapmaya da büyüyünce tabii. Büyüyünce ona da selam gönderin. Aynen. Geldiğiniz için tekrardan çok teşekkür ederim kardeşim. Hamza kardeşim, Allah bin kere razı olsun.